Şimdi sizlere et dönerin yapılışını ve tarifini alacağız. Et döner nasıl yapılıyor? Aslında biz ilk defa çekim yapıyoruz. Şu an yanımızda Bekir ustamız var, aynı zamanda Murat ustamız var. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Bildiğiniz üzere et döner birçok yerde var. Et dönerin nasıl hazırlandığını, nasıl müşteriye sunulduğunu bu aşamaları sizlere göstereceğiz. Aslında ilk defa bir et döner tarifini alacağım. Şimdi et dönerin özellikle etimiz ne olması gerekiyor? Önce buradan başlayalım. Efendim, bizim etimiz öncelikle biz dananın en kıymetli yeri olan butunu kullanıyoruz. Butumuzun içerisinde küşlemesi, kısa beli, beyaz eti, kapağı, güllesi, bunlar dananın en kıymetli yerleridir. Dördü bir arada mı oluyor bunlar? Bunlar beşli set diye hitap ediyorlar. Beşli set diye hitap ediyor ve bizim etimizin en önemli özelliği, biz etlerimizin sinirlerini tamamen sıfır şekilde bırakıyoruz. Sıfır şekilde bıraktıktan sonra etlerimizi güzelce açıyoruz. Açtıktan sonra da etlerimiz 3 gün sütte bekliyoruz. 3 gün sütte bekliyoruz. Evet. Bugün özellikle söyleyelim, bugün günlerden çarşamba sevgili izleyiciler. Et döner sadece pazar günü özel. Cumartesi ve pazar artık yoğun istek üzerine. Evet. Cumartesi eklenmiş. O zaman cumartesine göre hazırlık. Cumartesine göre hazırlık yapıyoruz. 3 gün dinlenecek. 3 gün etimiz sütte dinleniyor. 3 gün dinlendikten sonra cumartesi günü takıma başlıyoruz. Tamam. İstersen başlayalım Murat Usta'nın neler yaptığını. Tabii ki. Buradan izleyiciler de görmüş olsun. Ananın dumanını savururlar. Cicim dumanını savururlar. Küçükten yar seveni parmakta oynatırlar. Yavrum parmakta oynatırlar. Hop biçi 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 lele biçi. Seni gidi yaramaz meyhaneci. Sen olmuşsun. Şimdi açma işlemini gerçekleştireceğiz. Bakalım ustamız nasıl yapacak? Kağıt inceliğinde mi olacak? Nasıl bir incelikte olacak? Kağıt inceliğinde. İnceliğinde olacak inşallah. Tamam, bakıyorum, izliyorum ben şöyle eğileyim müsaadenle. Şöyle bakayım ben. Meyhaneci, sen olmuşsun dalamır acı, ben istemem. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, tamamen yaprak döner. Gördüğünüz gibi et orijinal. Her şey ortada değil mi Bekir Usta? Evet. Şimdi bunlar... Parçalama işlemi gerçekleştikten sonra tek tek özenle ustamız. Böyle tek tek keseceğiz. Daha sonra yukarıda tek tek şişe yerleştirdik. Evet, dinlendikten sonra. Dinlendikten sonra. Şimdi bunun bir de dinlenme aşaması var. Tabii, 3 gün dinlenme aşaması var. Evet Murat Usta'm, ne yapıyoruz son işlemimiz? Alevciğim, son işlemimiz etimizi süte batırmak oluyor. Sütün içerisinde 3 gün dinlendirme işlemine geçiyoruz. Dinlenecek. Etlerimiz bu şekil açıldıktan sonra. Aynen. Şekili bir ağda görüldüğü gibi. Şekil ağda gözüktüğü gibi. Sütlerimiz, etlerimizi sütün içine. Yani içine kekik falan mı, farklı bir şey mi var herhalde, değil mi? O da bizim sırrımız olsun. Meslek sırrı. Söylemek yok değil mi Bekir? Söylemek yok. Söylemek yok. Kesinlikle. Etin lezzetini, sırrını vermek sadece Ravza kebaba özel değil. Bu şekilde etlerimiz ince ince açılmış. İnce ince açılmış. Süte yatırılıyor. 3 gün dinlendikten sonra müşterilere lezzetli bir döner olarak karşılara çıkıyor, değil mi? Evet efendim. Saçları sarı sarı. Kebap yanar yelleme, yürek yaram elleme. Bana bir söz vermiştin, unuturum belleme. Bana bir söz vermiştin, unuturum belleme. Kebap yanar yelleme, yürek yaram elleme. Şu an 500 evlerde Güneykent Mahallesi'nde iddialı olan bir firmaya gidiyoruz. Aslında sizin de pek yabancı olmadığınız bir firma. Et dönerde ve kebapta bayağı bir iddialı. Ravza Kebap, Mehmet Usta ve Bekir Usta'mız var.
Öncelikle kolay gelsin, hayırlı işler. Teşekkürler, sağ olun, hoş geldiniz, şeref verdiniz, teşekkürler, sizi sormalı. Teşekkür ederim. Mehmet Usta'm, kolay gelsin. Teşekkür ederim kardeşim benim, sağ olun, ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, Murat Usta'm bize güzel bir et döner hazırlığı yaptı. A'dan Z'ye bu işin detayını gönül rahatlığıyla sergilediniz. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum Murat Usta'm. Rica ederim. Şimdi burada et dönerin, öncelikle bu konuya değinmek istiyorum. Evet. Et döner normalde hafta sonlarına özel. Cumartesi pazar değil mi? Önceden sadece pazar günleriydi müşterilerimizin yoğun talebi üzerine. Şimdi cumartesi de yapıyoruz. Cumartesi pazar et döner ve İskender şeklinde. Hafta arası geldiklerini bulamayacaklar. Bulamayacaklar. Sadece cumartesi pazar. Söyleyelim, özellikle hafta sonu geldiğinizde özellikle yiyebilirsiniz. Şu yaprak döneri nasıl kesiyorsun Murat Usta'm? Önce şöyle bir gösterelim sevgili izleyiciler. Şöyle bir yaprak döner. Gördüğünüz gibi mükemmel. Tamamen dana etinden oluşan. Tamamen dana eti. Değil mi? Tamamen dana etinden oluşmaktadır etimiz. Orijinal süt danasından yapılıyor. Herhangi bir inek vesaire düvedir kullanmıyoruz. %100 dana yani. Orijinal dana. Kalitesini kontrol edeyim mi? Tabii. Gerçi ben içeride o kontrolü yapmıştım ama yapmamışım gibi devam ediyorum ben. Müsaadenizle lezzete bakmak istiyorum. Sen bu işin içindesin abi. Evet. Gerçek bir usta olarak bu işin hakkını veriyorsun. Onu söyleyeyim ben. Bu eti nasıl sağlıyorsunuz? Bu temini nasıl yapıyorsunuz? İsabetli yerden mi alıyorsunuz? Şükürler olsun. 2 sene oldu 500 evlerde. 500 evlerde 2 seneden beri. Önemli olan şudur. Kalite, güler yüz, temizlik, hijyendir. Şükürler olsun biz onu yakaladık elhamdülillah. Yani tüm dostlarımız bekliyoruz. Öncelikle eti bir gün önce, 3 gün önceden alıp dinlendiriyoruz. Onu aşama aşama Murat evet. Bize anlattırıyorsunuz. Peki sadece burada kebap ve döner satmıyorsunuz. Bunun yanı sıra beyran lezzeti olsun. Tabii beyran ve kebap çeşitlerinin envai çeşitleri var. Sadece birkaç tane çıkardık şimdi. Sadece bu fragmanlar. Sevgili bunlar sadece içer. Fragman. Geldiğinizde filmin devamı içeride. Yalnız bu arada bahçeniz çok güzel olmuş. Geçen yıllara göre bayağı bir fark etmiş diyebilirim. Bu yıl bir düzenleme getirdik. Müşterilerimiz daha ferah bir ortamda, yaz sezonunda daha rahat edebilecekleri şekilde ayarladık. Peki önümüz Ramazan. Ramazan'da bir hazırlığınız var mı? Ramazan hazırlığımız da tamamlanmak üzere. Menü olarak sürpriz olsun onu. Sürpriz olsun, ben de söylemeyelim. Mehmet Usta diyor menüyü söyleme bak, kesinlikle söylemeyeceksin diye sürpriz olsun değil mi? Menü, yani dostlarımız, müşterilerimiz kaliteyi gerçekten uyguna yiyecekler. Yani bizim verdiğimiz menü Antep'te yok desek yeri var yani. Hem uygun hem kaliteli. Yani geldikleri zaman görecekler zaten. Şunu ağzına al abi. Teşekkür ederim. Yok abi. Gerçekten. Afiyet olsun abi. Eyvallah, teşekkürler. Sana ben döner vereceğim ama sen şu kuşbaşıdan ye abi. Murat Usta'm. Afiyet olsun. Sıraya gidiyoruz Bekir Usta'm. Bu lezzeti sana vereyim. Of, yarasın sevgili izleyiciler. Şu Maraş çıraklığını da arzu niyetine yiyeyim. Valla ellerine sağlık. Pamuk çok teşekkür gibi, ediyorum. Pamuk gibi, yani. Pamuk gibi. Tamamen orijinal. Katkı maddesi yok. Yani tüm müşterilerimiz gönül ferahlığıyla gelip zaten imalatı da gördükten sonra gönül ferahlığıyla yiyebilir. Son bir şey, bizim dönerde kesinlikle kıyma yoktur. %100 yaprak olup sadece yaprak şekilde sunmaktayız yani. Birçok yerde döner lezzeti yiyebilir. Ancak burası çok farklı gerçekten. Tamamen işin içine girmesem diyeceğim bir acaba mı olacak? Genelde kuzu mu kıyma mı oluyor? Diye efendim, bir acabadan olacak mutlaka değil mi? Yine tekrar söylüyorum, daha önce de belirtmiştik. Sadece kuzudan et döner olmaz. Ama bizim etimiz kuzuyu da aratmaz. Kuzuyu da aratmaz. Evet. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi lezzetler ortada, ustalarımız burada, mekanda gördüğünüz gibi mükemmel. Yol düşen herkesin Güneykent Mahallesi'ne mutlaka gelmesini tavsiye ediyoruz. Herkes şimdiden afiyet olsun.